Bu sorunun yanıtını da hocamdan alacağız. Çünkü sınırımızın hemen yanında, birkaç kilometre uzağımızda Dedeağaç'ta yaşanan süreç var. Bu konuyla ilgili Yunanistan'dan gelen açıklamalar var. Hatta o açıklamalar içerisinde geride bıraktığımız haftalar içerisinde Fransa'nın nükleer gücünü kastederek bir tehdide varan o sözleri de vardı Miçotakis'in. Hocam neler yaşanıyor Dedeağaç'ta? Türkiye, Yunanistan, Amerika üçgeni içerisinde bir özetleyebilir miyiz izleyicimiz? Evet, ben bu Dedeağaç'ta neler oluyor aslında, Yunanistan'da neler oluyor ona geleyim ama müsaade ederseniz ben de bu tür devletleri hiç oradan geçiş yaparak gelelim, buyurun. Hayırlı olsun Türk dünyasına, bölgeye, aslında bütün insanlığa hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemin de aslında yani uluslararası alandaki ittifak meselesini nasıl şekilleneceğine ilişkin işaretleri de verdiğini düşünüyorum. Ama 8. Türk Konseyi Devlet Başkanları Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldı ve dikkatinizi çekerim, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı. Yani ben bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani hem demokrasi atıf olması hem özgürlüğe, hürriyete atıfta olması çok önemli, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir şeye geçildi, yeni bir evreye, yeni bir düzleme geçti. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığı kazanalı 30 yıl oldu ve bu ilk tanıyan ülke de Türkiye'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Türk Cumhuriyetlerini tanıdı uluslararası anlamda. Şimdi bu ülkeler arasındaki, Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğini bu Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı kurulmasıyla birlikte yeni bir düzeye, yeni bir düzleme çıkaracağını düşünüyorum. Zaten bu nedenle de 2 yıl önce hazırlanan ve bugün de kabul edilen 2040 vizyonu var. Bu çok önemli. Özellikle bu yani hem güvenlik, hem ekonomik, hem sosyal, hem de terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin mekanizmalarının harekete geçirilmesi önemli. Açıklanan bildiride ekonomik işbirliğinin özellikle altı çiziliyor. Yani bu teşkilatın üye devletleri, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomi bakanlarının ve gümrük bakanlarının düzenli toplantılarının yapılması öngörülüyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ekonomik entegrasyonun sağlanması açısından. Ve bunun da öncülüğünü gerçekten, yani bunu şey anlamında söylemiyoruz. Bu Karabağ zaferi aslında bunu fitilleyen, bir ivme daha ileri süren, götüren bir zaferdi. Türkiye'nin ciddi katkısıyla Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altındaki olan topraklarını kendi gücüyle kurtarmasıyla başlayan bir süreçti. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aslında önümüzdeki dönemde de bu uluslararası ilişkiler noktasında benim tek merkezli, tek kutuplu ve çok kutuplu dünyadan aslında çok kutuplu bir dünyaya gittiğimizi ve bölgesel ittifakların çok önemli olduğunu hep söylemişimdir. Yani bölgesel ittifaklar çok önemli. Özellikle de tabii Türk Cumhuriyetleri ile birlikte, yani şey de çok önemli, şiar rehber olarak edinilen temel ilke dilde, fikirde ve amelde işbirliği mesela, bu da çok anlamlı. Dolayısıyla ben bunun sürecin ilerleme noktasında hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Türk Cumhuriyetlerine hem de bölgenin istikrarı ve gelişimi açısından önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Peki. Dedeağaç'taki meseleyle ilgili, buyur, olarak ben şöyle hemen özetleyeyim. Zaman herhalde kısıtlı. Daraldı son 4-5 Şimdi dakika. Şöyle bakın, yani bizim Türkiye ile Yunanistan arasında bir dizi problemlerimiz, sorunlarımız var. Yani ortaya koymaya Kıbrıs'tan alın, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı, karasuları, adaların aidiyeti, Fırhat'tı, adaların 1923 Lozan, 1947 Paris Anlaşması'na aykırı şekilde silahlandırılmasından tutun, Doğu Akdeniz'deki meseleye, Batı Trakya Türklerinin ihlal edilen temel hak ve özgürlükleri, bu ahim bu konuyla da ilgili vermiş olduğu 4 tane bağlayıcı karar vardı, dikkatinizi çekerim. Batı Trakya'da yaşayan Batı Trakya Müslüman Türk topluluğunun örgütlenme hakkı, din ve vicdan hürriyeti, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini 20 yıl önceki vermiş olduğu kararlarda belirtilmiştir. Her ne hikmetse Avrupa parlamenterler, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu konuda herhangi bir adım atmamıştır. Yani bu AİHM'in vermiş olduğu kararların gereğini yerine getirme noktasında Yunanistan'a karşı. Bunu bir kenara bırakıyorum. Şimdi Yunanistan'ın aslında ben şöyle okuyorum açıkça. Yunanistan tamamen ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünü
altına girmiş görünüyor. ABD Türkiye ile yaşamış olduğu özellikle S-400 gerginliği meselesiyle ilgili olarak tercihini Yunanistan'dan yana kullanmıştır ve bu da bana çok çok şaşırtmadı beni açıkçası. Çünkü ABD için önemli öncelik boğazları kullanıp Karadeniz'de bir Rusya'ya karşı bir önlem almaktı. Ama Montreux-Boğazlar Sözleşmesi söz konusu olduğu için ve Türkiye'nin de dengeli politika, milli menfaatler koruma noktasındaki dış politika hamleleri olduğu için bunu şimdi Bulgaristan, Romanya üzerinden Belarus dahil Rusya'dan gelecek tehditlere karşı Baltık ülkelerini koruma politikasını izliyor. Çünkü güçlerini tamamen çekmeden işte önce burada bu önlemleri alıyor. Ama unutulan bir şey var. Şöyle mesela S-400 meselesinde bu kamuoyunda da zaman zaman belirtildi. Bu S-400 meselesine zaten ona girmeyeyim. Yani Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı olduğu, bunu istediği vermediler ve dolayısıyla bu ihtiyacı gidermek durumunda kalması söz konusu oldu. Hindistan'da mesela bu S-400'leri aldı. Hindistan'a alındığı zaman şöyle kamuoyunda bir tartışmaya ben şahit oldum. Hindistan'a ABD'nin katsa yaptırımlarından uygulanmaması, yani muaf tutulması yasa tasarısı kongreye verildi. Hindistan'a da S-400'ler satılıyor ama şöyle dendi, Türkiye NATO müttefiki bu nedenle. Yani orada bir şey getiriyorlar ama o da doğru değil. Neden değil biliyor musunuz? Aynı şey, bunu askeri uzmanların ifadesiyle aslında aynı şey olmasına rağmen S-300'ler zaten Yunanistan'da var. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de var zaten. Son yani 2 dakika kalmış. 3 NATO üyesinde var. Evet. Doğru. Dolayısıyla bu savlar, bu argümanlar doğru değil. Doğru değil. Ama Türk-Amerikan ilişkileri açısından bu meselenin ben birçok Amerika ile de aramızdaki bu gerginlikler, bu sıkıntılar, S-400, FETÖ meselesi, F-16, F-35 vesaire. Ama ben bu meselelerin kanaatim, ben öyle okuyorum. En önemli mesele Kuzey Suriye'deki yapılanmayla ilgili Amerika'nın izleyeceği politikadır. PKK, PYD meselesidir. Oraya verdiği askeri, siyasi desteği devam ettirdiği sürece Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hükümet ABD ile ilişkileri normalleştirme, yani çünkü oraya karşı mücadele vermeniz lazım. ABD eğer operasyonlarınızı engelleme, bu sınır aşan operasyonlarını önüne set çekmek isterse bunu Türkiye Cumhuriyeti kabul etmez. Hele son yıllardaki bu dış politika hamleleri dediğimiz, otonom dış politika hamleleri söz konusuyken ve bu savunma gücüne erişmişken bunu kabul etmesi söz konusu dahi olamaz. Çünkü devletin ve özellikle de ülkeyi yöneten hükümetin birincil görevi ülkenin toprak bütünlüğünü korumaktır. Ondan sonra temel haklar, özgürlükler, refah seviyesini yükseltme, bütün diğer alanlara yayabilirsiniz. Ama bir ülke eğer kendi toprak bütünlüğünü koruyamıyorsa, malum toprak bütünlüğünü koruyamayan ülkelerin durumu karşımızda. Son cümlenizi alayım. Yani Suriye'den Irak'a, Libya'ya görüyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemlidir. Bir cümle. İskeçe'de tatbikat yapıldı. Evet. Bak bu çok anlamlı. İskeçe'de Müslüman Türk azınlığının yaşadığı evet. yerde oraya bir Türkiye'ye mesaj olarak verildiğini düşünüyorum. Peki. Ve Yunanistan yanlış şu yanılgıya düşebilir. ABD'nin bu üsleri kurmasıyla birlikte Ege'de karasularını 12 mile çıkarma girişiminde bulunabilir. Bu tarihi bir hata olur. Türkiye zaten bunu savaş sebebi sayacağını ifade ediyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırması diye teorik olarak ben peki. onu şey yapmıyorum. Çünkü o NATO'nun sonu anlamına gelir. Yani dünyada artık yeni bir dünya söz konusu olur. Ben onu pek mümkün olarak görmüyorum. Peki açıkçası. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Selami Kur'an. Hocam sağ olun yayınımıza katıldınız. Hikmet Genç teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Onur Erim sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Masar Hocam, Profesör Doktor Masar Bağlı bizlerleydi. Sağ olun yorumlarınız için. Noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek iyi geceler efendim.